Suruç şehitlerini saygıyla anıyorum. Şu anda hapishanede bulunan Suruç gazilerinden Efe Çatalbaşı ve çocuğunu katliamda yitiren Besra Erol'a da sevgi ve selamlarımı iletmek istiyorum bu vesileyle. Evet, Suruç katliamı, Ankara katliamı Türkiye coğrafyasında bir kara leke olarak geçmiştir. 20 Temmuz 2015 tarihinde Gezi'nin çocuklarıyla Kobani'nin çocuklarını birleştirmek, bu ülkede kardeşlik ve barışı inşa etmek için Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu yola düşmüştü. Belki bilmeyenleriniz vardır. Suruç'ta Amara Kültür Merkezi'nde bir meşe ağacı vardır. O meşe ağacı aynı DEM Partimizin ablemindeki gibi bütün Türkiye halklarını simgelemektedir. Suruç katliamında yaşamını yitirenler Karadeniz'den yola çıkmışlardır, Hatay'dan yola çıkmışlardır, Türkiye coğrafyasındaki Türkler olarak yola çıkmışlar ve Kürtlerle birlikte kardeşçe, barışça yaşayabileceklerini göstermişlerdir. Halen o meşe ağacı gibi DEM Parti bu ülkede kardeşliği, barışı inşa etmeye çalışmaktadır. Şimdi de AKP rejimi Güney Kürdistan'da işgalci sömürgeci politikalarına, yeni katliamlarına hazırlanmaktadır. Suruç'ta beraber inşa ettik, beraber savunacağız dediğimiz gibi şimdi de Güney Kürdistan'daki işgalci ve sömürgeci politikalarınıza izin vermeyeceğimizi belirtmek istiyoruz. O dönemin başbakanı Davutoğlu şöyle açıklamıştı: ancak katliam yaptığında yakalayabiliyoruz. Ama 2015 yılındaki Haziran ve Kasım ayındaki katliamları açıklasak toplumun içine çıkamayız demişti. Aynı dün Sevilay Çelenk vekilimizin dediği gibi maskeniz düştüğünüzde hiçbir yüzünüz kalmayacak demektedir. Ama sizde yüz kalmamıştır. Hemen arkasından 10 Ekim katliamını yapmışsınızdır. 10 Ekim katliamını yapan Kasım Güler mahkemede şöyle açıklamıştır: evet, bu katliamların hepsini devletin eliyle yaptık dedi. Evet, elinizde kan bulaşmıştır ve halen açıklamadınız. Davutoğlu da öyle bir cesareti kuşanıp gelip mahkemelerde evet bu katliamları biz yaptık demedi. Ama halkımız AKP iktidarının ne kadar katliamcı olduğunu biliyor. Suruç'ta katliam yaptınız, Ankara'da katliam yaptınız, Roboski'de katliam yaptınız. Antep'te utanmadınız, bir düğünde DAEŞ'çi çetelerinizle, cihatçı çetelerinizle işbirliği yaparak katliam yaptınız. Ama sonra şimdi burada önce insan diyorsunuz ya, İliç'te, madende işçileri katlettiniz, Soma'da, Amasra'da işçileri katlettiniz, zırhlı araçlarınızla Kürdistan'da çocukları katletmeye devam ediyorsunuz. O Suruç'ta emniyet müdürünüz, terörle mücadele bürosundaki Ahmetoğlu Davarcı, Ali Koçak gibi emniyet müdürlerine de göstermelik, bütün vicdanları sızlatacak 7500 TL ceza verdiniz ve bunu da utanmazca 12 ay taksite böldünüz. Demek ki siz katliamlar ülkesisiniz, katliamlar iktidarısınız. Dün de gördük ki hayvanları da katlederek, doğayı da katlederek, insanı da katlederek bütün suçlarınızda daha büyük suçlar. Biz aynaya bakıyoruz. Biraz siz aynaya bakarsanız utanmayı öğrenirsiniz. Katliamcı olmayı öğrenirsiniz. Başka bir şey bilmiyorsunuz. İşiniz gücünüz terörist demek. Ama ben o 33 düş yolcusundan hepsini tanıyordum. Hepsiyle oturup çay içmiştim. Hepsinin anısı var. Size karşı mücadele etmeye, adalet aramaya, Suruç için adalet aramaya, herkes için adalet aramaya devam edeceğiz. Size yazıklar olsun ya. Başbakanınız açıklıyor. Davutoğlu diyor ki yüzüm tutsa bu katliamları açıklayacağım diyor. Cemaatçileriniz açıklıyor. Birlikte işbirliği yaptınız. DAEŞ'le işbirliği yaptınız. İlhami Bali diyor ki beni 5 yıldızlı otelde, işte şu Ankara'daki otelde, demin resimleri inkar ediyorsunuz ama otelde beni ağırladınız diyor. O Kasım Güler diyor ki katiliniz, katilleriniz. Buyurun tamamlayın. Türk askerleri beni Suriye'den geçirdi diyor. Böyle kolayca geçebiliyorsa
gelip 12-10 Ekim şurada karda barış istedikleri için, kardeşlik istedikleri için katliam yaptırıyorlarsa aynaya bakıp sen utanmalısın, o yastığa başını koyamamalısın. Vicdansızsınız. Vicdanınız olsa bu katliamları açıklarsınız. Ama tarih sizi açıklatacak. Kürt halkı, Türk halkı, Arap halkı, Laz halkı, o Amara'da katledilmiş bütün halklar, 33 düş yolcusu, Suruç aileleri sizi açıklatacak. Her ay adalet aramaya, mahkemelerde aramaya devam edeceğiz. Halklar karşısında da utanacaksınız, iktidardan gideceksiniz. Biz halklarımızın arkasındayız, vicdanlıyız, adaletliyiz. Siz öyle terörist diyerek bizi yıldıramazsınız, sizi biz yıldıracağız. Laf atmayın. Saadet Partisi grubu adına Hatay milleti dir. Torun mu konuşuyor? Sayın torun buyurun. Buyurun. Ben öyle anlamadım. Tamam. Sanki değiştiriyorsunuz. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın. Sizde vicdan çok ya. Sayın Başkan, değerli üyeler, Sayın Genel Başkanımızın. Evet, buyurun Sayın Torun, buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu ile ilgili Hatip'in söylediği bazı sözler üzerine söz almış bulunuyorum. Birincisi, Sayın Davutoğlu'nun 7 Haziran 1 Kasım arası ile ilgili o şekilde söylemediğini söyleyeyim. Söylediği şey şudur: o günkü iktidar partisine yönelik olarak kendi arkasından kongre oyunları yapıldığını söyleyerek, o dönemde biz terörle mücadele ederken siz arkadan bunları çevirdiniz. Dolayısıyla bu konular açılırsa insan içine çıkamazsınız dedi. Onun dışında yok cinayetleri açıklarsak, yok bilinen şey yaparsak, bu tür bir sözü yok. Eğer varsa, bulabilirlerse arkadaşlar, bugün de buyursun getirsinler. Ne söylendiği kamuoyunda açıktır. MLKP'nin gençlik yapılanmasının yapmış olduğu çağrılarla yurdumuzun çeşitli bölgelerinden Şanlıurfa Suruç ilçesine gelen MLKP, DBP, HDP üyesi yaklaşık 300 kişilik bir grubun 20 Temmuz 2015 tarihinde yapmış oldukları basın açıklaması esnasında canlı bombayla gerçekleştirilen terör saldırısı sonucunda maalesef 33 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 75 vatandaşımız da yaralanmıştır. Olay yeri incelemesi, sonrasında yapılan DNA incelemesi, yine olay yerinde bulunduğu söylenerek HDP Suruç Teşkilatı tarafından teslim edilen kimlik belgesinin canlı bombaya ait olduğu belirlenmiş. Şahsın babasına yaptırılan teşhisle beraber kimliği doğrulanmıştır. Olay sonrasında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmaya Hakimler Savcılar Kurulu tarafından Suruç savcılarına ilave olarak 2 tane savcı görevlendirilmiş. Yine Adli Tıp Kurumu'ndan uzmanlar görevlendirilmiş. Ciddi bir soruşturma yapılmıştır. Düzenlenen iddianame ile 3 şüpheli hakkında dava açılmıştır. Sanıklardan Yakup Şahin'e verilen 34 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 70 kez verilen 18 yıl hapis cezası kesinleşmiş. Diğer 2 sanık Deniz Büyük Çelebi ve İlhami Balı hakkındaki dosyalar tefrik edilmiş, sanıklar hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, her zaman söylediğimiz gibi terör nereden gelirse gelsin,
lanetlenmelidir. Terörün dini, ırkı, milleti yoktur. FETÖ, PKK, DAEŞ, PYD, YPG hepsi bize göre terör örgütüdür. Tüm bu örgütlerin ortak özelliği ülkemizin birliğine ve beraberliğine kastetmeleridir. Bugüne kadar olduğu gibi her alanda teröre ve teröristlere karşı mücadelemiz sonuna kadar devam ediyor. HDP'li hatibin hezeyanlarını kabul mümkün değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız, DEM Partili pardon, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bugüne kadar bütün dünyaya örnek bir terörle mücadeleyi ortaya koyduk. Hem sınırlarımızın içinde hem sınırlarımızın dışında biz DAEŞ'le büyük bir mücadele verdik, vermeye de devam ediyoruz. Bugüne kadar 1 Ocak 2014, 1 Şubat 2024 tarihleri arasında DAEŞ'le mücadele zımnında yapılan soruşturmalar kapsamında 38.473 kişi hakkında adli işlem yapılmıştır. Türkiye'ye yapılacak en büyük haksızlık DAEŞ'le mücadeleyi küçük görmektir. Biz 2016 yılında 15 Temmuz darbesinin hemen akabinde biz DAEŞ'le mücadele anlamında Fırat Kalkanı operasyonunu gerçekleştirdik. Bugüne kadar bunları yaptık. Bundan sonra da terörün her türlüsüyle mücadele etmek. DAEŞ'le mücadeleden bahsetti AKP sözcüsü. DAEŞ'le mücadele ettiğiniz için mi DAEŞ'le mücadele edenleri bugün Kobani davasında yargılanmasına sessiz kaldınız? O kumpas davasının hayata geçmesine sessiz kaldınız. O davanın sonuçlarına bakın. Verilen cezalara bakın. O davada yargılanan tüm arkadaşlarımız IŞİD'e karşı mücadele eden arkadaşlardı. Tüm dünya IŞİD'e karşı çıkarken siz IŞİD'e sınırda yol verdiniz. Sonra da geldiniz bu kumpas davasıyla IŞİD'çilere sahip çıktınız. Eğer siz gerçekten IŞİD'le mücadele ediyor olsaydınız bugün Kobani kumpas davasından dolayı arkadaşlarımız cezaevinde olmazlardı. Bu hakikatle yüzleşmek zorundasınız. Evet, IŞİD'e karşı Kobani'deki direniş insanlığın tarihine geçmiş en güçlü direnişler. Buyurun açın. Bunun onurunu taşımaya devam edeceğiz. Ama bunun utancı da size kalsın. Diğer taraftan 20 Temmuz'da katledilmiş olan insanlar barış için, dayanışma için Kobani'ye giden insanlardı ve onlar katledilmeyebilirdi. Onları katleden canlı bombanın bütün istihbarat bilgileri vardı. Bunların hepsi kanıtlandı. Kayıtlara geçti. Tüm bunlar yokmuş gibi başınızı kuma gömüp ezberinizi çıkıp burada tekrar etmenin hiçbir anlamı yoktur. Şunu bütün milletimiz yakinen biliyor ki AK Parti hükümetleri en başından beri adı ismi ne olursa olsun, hangi harflerin yan yana gelmesinden müteşekkil olursa olsun hiçbir terör örgütünü bir başka terör örgütüne tercih etmeksizin bütün terör örgütlerinin başını ezmiştir, ezmektedir ve ezecektir. Bu konuda bunun dışında söz söylemeye hacet yoktur. PKK'da, YPG'de, PYD'de, DAEŞ'te bütün terör örgütleriyle mücadelemiz en başından itibaren sonuna kadar devam etmiştir, edecektir. Yargı tarafından verilen kararlarla ilgili de bağımsız ve tarafsız yargı kararları ile ilgili kendi içinde her türlü süreçler hukuk devleti içerisinde söz konusudur. Yüce Meclisi bu vesileyle tekrar saygıyla selamlıyorum. Sayın Akbaşoğlu, iktidarlarının bütün yargı kararlarına, bağımsız, tarafsız bütün yargı kararlarına uyduğunu söyledi. Bunu kanıtlamak çok kolay. Bağımsız ve tarafsızlığı üzerinde hiç kimsenin şüphe sahibi olmadığı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları orada. Uygulayın. Bilmiyorum ama mecburen tamamen söylemediğim sözleri benim adıma söyleterek, bakın tutanaklara bakabilirsiniz. Neler söylemişim? Tutanaklara bakılabilir. Herkes lütfen incelesin. Bir şöyle televizyonları başında izleyenlerde bir 5 dakika öncesini alıp ben ne dedim? Siz benim adıma ne dediğimi dediniz. Bakın. Siz de bakın lütfen. Tamam. Ne demişim? Siz neye çarpıttınız? Nasıl söylediğiniz ve oradan başka bir noktaya bağladınız.
apaçık herkesin gözü önünde gerçekleşmiştir. Ben bütün terör örgütlerinin başını ezdiğimi, hiçbirisiyle ilgili peki, bir ayrım yapmadığımızı mahkeme süreçleriyle ilgili yargının kendi içinde, hukuk devleti içerisinde kendi işini gördüğünü söyledim. Teşekkür ederim. Cumhuriyet Halk Partisi